Kuzey Londra'da iki ayrı şubesi olan Fios Continental Foods toplumumuzun yanında olmaya devam ediyor. Programımızın bu bölümünü izleyip ekranda çıkan şifreyi ekibimize ulaştıran izleyicilerimize 100 poundluk hediye çeki veriyor. İzliyoruz. Londra'nın Cockfosters bölgesine geldik. Fios Continental Foods'tayız efendim. Yanımızda da bu şubenin menajeri Murat kardeşimiz var. Biliyorsunuz bu bölümü dikkatli bir şekilde izleyip şifre çıkan, ekranda çıkan şifreyi bize ulaştıran bir şanslı izleyicimiz 100 pound değerinde hediye çeki alacak. Burada alışverişini yapabilecek. Bununla birlikte yine bu şirketler grubuna ait olan My Hills restoranda da akşam yemeği kazanan bir diğer şanslı izleyicimiz olacak. O yüzden şifreyi mutlaka bize ulaştırın diyelim ve Murat'la birlikte bu kampanyanın detaylarını konuşacağız. Bununla birlikte tabii ki Fios Continental Foods'un hikayesinden de birazcık bahsedecek bize. Ama dilersen şöyle başlayalım Murat. Zorlu bir süreci geride bıraktık değil mi? Pandemi hala devam ediyor. Geride bırakmış da değiliz. Siz de şirketler grubu olarak bunlara sanırım gerekli titizlikle yaklaştınız ve hala süreci bu şekilde yürütüyorsunuz. Evet. Her şeyden önce öncelikle Fios ailesi olarak bizleri ziyaretinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Zorlu bir süreç geride kaldı. Hala henüz kalmadı aslında. Bunu başarıyla yürüttüğümüzü düşünüyorum. Biraz özetlemek gerekirse pandemi sürecinde müşterilerimizi sırf para uğruna hınca hınç içeriye almak yerine kapının önünde düzgün kuyruklar oluşturarak belirlenen standartlarda müşterilerimizi içeriye aldık. Buna bağlı olarak düzenli olarak iş yerimizi, süpermarketlerimizin ikisini de ilaçlamalardan geçirdik ve hala devam ediyor bu süreç. Gereken özenini yaptığımıza inanıyorum. Bu süreci çok iyi atlattığımızı ve atlatacağımızı aslında düşünüyoruz. İngiltere ve Londra'da süpermarket sektöründe özellikle Türk marketlerinin çok iyi bir şekilde temsil ettiğini düşünüyorum. Bizler her zaman işini özveriyle yapan, takip eden bir firma olmaya, süpermarket olmaya, şirket olmaya, aile şirketi olmaya çalışıyoruz. Evet. Biraz Fios Continental Foods'tan bahsedersek 20 yılı aşkın bir tecrübesi var değil mi? Bu bölgede özellikle kurulmuş bir firma olarak. Şimdi de iki ayrı şubesi var. Biraz bu süreçten bahsedersen. Tabii ki. Bundan 19-20 yıl öncesine kadar küçük bir offline store olarak başladık. Ve Fios'un temelleri aslında orada atıldı. Fakat biz bölge halkını iyi tanıdığımızı düşünüyoruz. Aradan geçen 20 yılın sonunda bugün bu noktadayız. İki büyük şubesi olan ortalama 500 metrekare zemine oturtulmuş çok büyük bir iki süpermarketimiz var Safket şubemizle beraber. Bizler her zaman müşterilerimizin beklentilerini, ihtiyaçlarını, taleplerini özenle takip eden, özenle uygulayan ve her zaman istedikleri ölçüde ürünleri getiren bir firmayız. Biraz bahsetmek gerekirse iş yerimizde, süpermarketimizde çok ürün çeşitliliğimiz var. Amerikan ürünlerinden Kore, Japonya mutfağına kadar Arap mutfağından, İsrail mutfağından özellikle koşer ürünlerinden, Türk ve Yunan mutfağına kadar, Bulgaristan, Avrupa ülkelerine kadar tüm ürünleri süpermarketlerimizde bulundurmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizi bu alanda memnun ettiğimizi düşünüyoruz. Aslında seninle röportajdan önce konuşurken Cockfosters bölgesini sormuştum ben sana. Evet. Sen buradaki müşteri potansiyelini bir mozaiğe benzetmiştin değil mi? Evet. Biraz ondan bahsedersen. Cockfosters bölgesi, Southgate bölgesi. Kesinlikle. Şu anda özellikle Cockfosters ve Southgate bölgesinde bizler belli başlı müşteri kitlesi var ama bizim yaşayan kitle çok belirgin aslında. Yunanistan, Kıbrıs, bir kısım Türk ve İngilizlerin ağırlık olduğu yaşadığı bir bölge. Fakat bizim marketlerimizde insanlar dediğim gibi bir mozaik şeklinde aslında. Çünkü biz dünyanın birçok ülkesindeki mutfaklara değiniyoruz. İngiltere'de yaşayan, Londra'da ve Londra'nın kenarında yaşayan birçok insanın taleplerini yerine getirdiğimiz için biz mozaiği yakalamış olduk. Örnek vermek gerekirse St. Albans ve Cambridgeshire bölgesinden Essex bölgesine kadar Güney Londra'dan gelen müşterilerimizi görüyoruz. Şaşkınlıkla görüyoruz çünkü bizleri market olarak gerçekten temiz, özverili, işini gerçekten severek yapan bir marketiz. İnsanlarız ve ekip arkadaşlarım adına da konuşuyorum sizinle şu anda.
Bu şekilde yürütüyoruz ve mozaiği yakaladık ve hala da büyümeye devam ediyoruz. Umarım bu başarımızı devam ettireceğiz. Önemli olan başarıyı yakalamak ve sadece yerinde beklemek değil, üstüne katabilmektir. Biz bunu ekip olarak farkında olduğumuz için her zaman özverili bir şekilde devam edeceğiz tabii ki de. Yani şu kapıdan içeriye girdiğinizde çıkarken ihtiyacınız olan her ürünü bulabileceğiniz, buradan çıktıktan sonra da başka bir yere gitmeye gerek kalmayacak bir yer haline getirdiniz burayı. Şimdi az önce bahsettiğim gibi Fios grubu olarak da Londra Aktüel izleyicilerine jest yapmak istediniz. İhtiyacı olan, inşallah ihtiyacı olan birisine gider değil mi? 100 poundluk hediye çeki vereceğiz. Bununla birlikte tabii ki bir de akşam yemeği olacak. Evet. Biz Fios Home of Continental Foods ailesi olarak gelen müşterilerimizin dediğiniz gibi bir jest, bir güzel bir anı olması adına her hafta bir ailemize 100 poundluk hediye çeki ve aynı zamanda da aile şirketimiz olan Mahis restoranımızda bir ailemize her hafta bir akşam yemeği hediye etme sözünü veriyoruz. Umarım ihtiyaç sahibi olan birilerine ulaşır bu yardımımız. İhtiyaç sahibi olmayan birisine giderse de iyilik, iyi bir şey yaptığımıza inanıyoruz. İyi bir şeye vesile olacağını düşünüyoruz. Bu jestimizi buradan tüm izleyenlere, tüm misafirlerimize iletmek istiyorum. Harika, Murat'a teşekkür ediyoruz. Evet efendim, siz de ekranda beliren şifreyi bize ulaştırırsanız Fios Continental Foods ailesinden Cockfosters ya da Southgate'den 100 poundluk hediye çeki kazanacaksınız. Yılbaşına kadar devam edecek bu kampanyayı her hafta uygulayacağız. Her hafta birbirinden farklı şanslı kişileri burada o hediyeyi teslim alırken de görüntüleyeceğiz. Kesinlikle. Biz çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı diye sormak istiyorum. Evet, son eklemek istediğim bir şey var. Benim ve benim değer verdiğim birçok ekip arkadaşımın da kendisini ilke edindi. Sıklıkla aramızda muhabbet, toplantılar yaparken bunları söylediğimiz bir sözümüz var. Aslında işinizi iyi yapmanız maaşınızın karşılığı değildir. Karakterinizin bir yansımasıdır. Biz bu işe gönlümüzü verdik, karakterimizi koyduk ve mutlu olduğumuz işi yapıyoruz şu anda. Buna bağlı olaraktan her zaman büyüyeceğimizi düşünüyorum. Siz değerli izleyenler, müşterilerimiz, misafirlerimiz süpermarketlerimize gelirseler, misafir olarak bile gelseler bizim için bir onur verici bir durumdur. Ben şimdiden çok teşekkür ediyorum herkese, izleyenlere. Sizlere de çok teşekkürler tekrardan. Böyle güzel bir şeye vesile olduğunuz için. Hoşça kalın, iyi günler.